Selamlar genç dostlar. Dying Light 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi artık Hacken gitti. Tabii ki kendisinin yanına gideceğiz ve hikayemiz, öykümüz devam edecek. Lakin şu anda artık en sonunda oyun bizi bir serbest bıraktı. Ben diyorum ki şurada görev var ama göreve gitmeden önce şurada şehir merkezi galiba. Tüccar artık şehri gezebiliriz. Çünkü bilekliğimizi de taktık. Hastalık seviyemizi gösteriyoruz. Şimdi bir tüccara gidelim. Burada soru işareti var. Bir ufak keşif yapalım. Çünkü ben şey istiyorum. Şurada çok fazla ıvır zıvır var. Bunları bir satarız. Tamam mı? Günlükler. Ne demiştik? Yakınlarda bir hastanede biyo gösterge bulabileceğini söyledi. Tehlikeli bir iş olacak. Ona güvenebilir miydim? Ha, onu zaten yaptık ya. Şey yani biyo göstergeyi aldık ama devam edecek yani. Salgın göstergeleri diye kalmış sadece ismi. Burada ne var? Yapmamız gereken bu ne? Tamam neyse belki yeni kıyafetler alırız bir şeyler alırız. Becerilere bir bakalım. Beceri puanlarımız yok şu anda. Her iki tarafı da yükseltemiyoruz. Tamam. Şurada kaldı. Tamam mı? Bir gidelim. Normalde böyle yolculukları çok kayda almayacağım. Atlatacağım oraları. Ancak şu anda oyun daha yeni olduğu için daha yeni bakıyoruz ya. Beraber bir keşfedelim. Abi ne demek görev yerinden ayrılıyorsun ya? Bu ne lan? 2002 yılında mıyız oğlum? 2002 yılının oyunu mu bu? Demek ki hala oyun bizi serbest bırakmadı o zaman. Bir şu Hekka'nın yanına bir gidelim tekrar bakalım. Evet aslan parçası. Daha bitmedi oğlum. Eğitimler bitmedi. O yüzden yoksa... Yani da gereksiz yani. Ne gerek var böyle bir şeye? B tuşu, dürbün, işaretlemeler vesaireler, keşif. Ha, keşfettiğimiz yerler otomatik olarak haritaya ekleniyor. Yani biz şu anda keşfetmediğimiz için haritada boş. You see the Oha. church? That's where the howlers were after us. It's the center of the district. Gel Değirmeni 2025 iç savaşında kısa süre sonra gece koşucuları tarafından eski malzemeler ve hurdalarla inşa edilmiş çalışan bir yel değirmeni küçük bir yerleşmenin enerji ihtiyacını karşılayabilir. Eski Villador büyük yel değirmeni. Tabii her şeyde bir yel değirmenleri var çünkü elektrik üretiyor. Tamam. Tüccar burası. You can find notice boards with missing people around the city. One of them is near the church. Maybe somehow you'll find something about your sister there. And if not, just have fun. The world's already ended, right? How could things get any worse? I'll be back in touch when I've got a handle on things. Tamam. Map ile tekrar baktığımızda etrafı biraz daha zengin gördük. Burada şimdi ne var? Tamam abi. Şimdi oyun açıldı. Bu tamam. Bir yerleşke mi olmuş oluyor yani orası? Villador'a hoş geldin. Artık Villador'un açık dünyasını keşfedebilirsin. İlk hedefin Afetzadeler Merkezi. Yani şu kilise. Burada işte dinlenme alanları, tüccar vesaireler var. Dürbünü kullanarak çeşitli yerleri keşfedebiliyoruz veya giderek keşfedebiliyoruz. Şu sağdaki olay neymiş? Dünyayı keşfederken karşılaşmalar için bir gözün pusulada olsun. Karşılaşmalar çeşitli ödüller ve experience karşılığında Villador'da yaşayanlara yardım etmeni sağlıyormuş. Pekala. Ne verdi o bana? Fırlatma bıçağı bir şey falan verdi ya. Abi o benim silahları düzenlemem lazım. Çok karıştı. Ben hiç sevmem öyle muhabbetleri. Bak burada karşılaşmalar var, tamam mı? Orada insanlara yardım edebilirim de yani etsek mi ya he? Öldü lan. Gitti. Tamam, başka sefer artık.
Rabbim onun ömrünü oraya kadar yazmış. Sorgulamamakta fayda var. Şimdi. Evet, bir Mirror's Edge mekanikleri diyebilir miyiz? Hoppa. Hocam. Ya tamam, karanlık bölgelerde terk edilmiş dükkanlar. Ne diyor? Karanlık bölgelerde terk edilmiş dükkanlarda değerli ganimetler bulabilirsin. Gündüzleri mezarlıklarla dolu olduklarından buraları gece keşfetmek daha akıllıca olur. Terk edilmiş dükkanlarda silah modları ve başa geliştirilmiş eşyalar üretirken kullanabileceğin nadir üretim parçaları da bulabilirsin. Değerli eşya ve eski dünya parası bulabileceğin en iyi yerler karanlık bölgelerdir. Buraları yağmalarken zenginliğini arttırabilirsin. Oo. Şimdi anladığım kadarıyla evet, tahmin ettiğim gibi ilk oyunda da böyle bir şey vardı. Yani ilk oyunda böyle çok kapalı mekanlar yoktu ama geceleri zombiler dışarı çıkıyordu ya. Şimdi bu oyunda artık iç kısımlarda var ve zombi diyoruz da şu aylaklar, daha hızlı olanlar, daha agresif olanlar geceleri çıkıyor. Gündüzleri ise onlar şeydeler, kapalı mekanlarda duruyorlar. Dolayısıyla ben gece bir şekilde onlar yokken kapalı mekanda geceleri dışarı çıkıyorlar ya, biz içeri gireceğiz ve çok değerli eşyalar elde edebiliriz, bulabiliriz. Sizi güzel bir ikilemde bırakıyor. Tehlikeli bir ortamdan girip, yani dışarıdası tehlikeli, içerisi belki daha sakin. Gündüz girsek, gündüz giremeyiz çünkü içerisi çok kötü, zombiler yani aylaklar kaynıyor. Onlar dışarıda olmayacağı için gündüzleri içeride uyuyorlar. Bilmiyorum, o ilk bölümlerdeki gibi sessizce ilerleme olayı mevcut olur mu? O bu arada bayağı yan görev var gibi gözüküyor. Soru işaretleri. Anlaşılan oyun gittikçe şey yapacak arkadaşlar. Artacak her yerde böyle ikonlar, soru işaretleri. Tabii biz ne yaptık? Pusulayı musulayı kapattık. Kafa biraz rahat. Ana görev, ana hikaye odaklı oynayacağız bu oyunu da. Önümüze çıkan bir takım yan hikayeleri oynarız tabii ki. Böyle çok da böyle ana hikaye odaklı oynayıp kuru kuru şey yapmayalım yani. Arada böyle bir tatlı niyetine yapıştırırız. Baba, mekan böyle. Elimdeki tüm silahları bıraktım. Buradan seçmece yapacağız, tamam mı? Şöyle bir bakalım. Şimdi bak, bir numaraya sopayı koyduk. Hasarı güzel ama hasarlı. Tamam mı? Dayanıklılıkları da önemli. O yüzden aslında şöyle bir şey var. Biz iyi olmayanları satacağız diyoruz ama yanımızda yedek bulundurmakta fayda olacak. Çünkü bunlar zor zamanlarda bize lazım olabilir. Ummadığımız bir yerde bunların hasarı çok artarsa damage çok düşecektir. Her yerde her daim bunları tamir edemeyebiliriz dostlar. 15, 11. Şunu da koyalım. Tamam, bunun da şeyi bayağı iyi. Bak, bu mesela bayağı dayanıklılığı azalmış. Dolayısıyla bu çok fazla damage vermeyecektir artık. Tamam ya. Okey. 4 numara boş mu kalsın? Bir tane de buraya alabileceğim en iyi ne? Duruyor. Aynen öyle. Şu gibi. Şunlar seçili olmayanlar daha kötü mü? Bu dayanıklılığı bunun daha iyi. Tamam hocam. Bu kilise şöyle bir sağ ayakla. Selamünaleyküm. Görelim bakalım içerisi nasıl. Hocam din nerede, Allah nerede? Olur mu böyle? Ondan sonra vay efendim, hastalık bitmedi. Neydi bizim bu yaşadıklarımız?
Watch where you're going. What a day. Carlos, no daha insanlarla tanışacağız. Five years of learning and all for something. Easy money. What's the problem? Hey, aren't you the pilgrim they wanted to hang? Man, you were in luck there. I could use some of that luck. I'm Alberto's apprentice. Not for long, probably. It's the third time I'm taking a shot at this test. If I fail again, Craftmaster Alberto's gonna kick me out. Nasıl bir test bu? What's this test about? Our goats. They're kept in cages because they eat crops. But life in cages makes them sad, and they give less milk. So I came up with the idea of a fence, energized with just a tiny bit of voltage. That would keep the goats under control, but let them produce more milk. I called this invention the electric fence. So what seems to be the problem with this invention of yours? I just need some electric parts. I'll dismantle them for resistors and other useful things. I'm missing a few parts, and they're not that easy to get. I'm worried. Sana parça bulacağız anladığım kadarıyla, klasik. Maybe you could help me. If you find them for me, I'll give you one of my super cool inventions. Nothing to do with goats, I hope. Nah, something much more interesting. You'll see. As far as I know, they could be found in two places. One's an old hardware store on Fitzwilliam Place, near the water tower. Alberto says they'll be there for sure. But it's a dark place, full of turned creatures. You have to go there at night. And the other option? Whatever's left of military patrols. I know of one place south of Horseshoe, near the old electrical substation. Aradığım parçalar bende gerçekten var mı? Var mı lan? Looks like you're in luck after all. I have the parts. İnsanlarla aramızı iyi tutalım arkadaşlar. That's just fantastic. Heaven must have sent you. Here. Evet, bu parçalar bende olmasaydı bu görevi yapmak zorunda kalacaktım. One more thing. Could you help me set up my show? My installation's right outside the main entrance. Turn it on, please. I'll go get Alberto. Wait till he sees it. Meet me by the goat pen then, near the wall. Tamam, bunu yapalım, tamam mı? Ama önce şöyle bir şey yapalım. Aiden, how's it been, kid? Got a taste for city life yet? I've been here and there. You know, the best parties always happen in the center. And that's where we're going. I have a plan for how to get there. I'll tell you everything on the spot. Meet me on the roof near the main metro station. Tamam, seninle de buluşacağız. Seninle de buluşacağız. Hacken'la buluş. Ama ondan önce şurada bir kardeşimizin bu yan görev, bu hikaye görevi. Güzel. Bunları yazıyor olması güzel. Akılcısını etkilemeyi hevesli bir mucit olan Carlos en yeni icadında ona yardımcı olmamı istedi. Pekala. Şimdi merhaba ablacığım. Hopefully. I'm looking for work. I'm sorry. Harvest's already in. All milled and ready to go. I see. Thanks anyway. Wait. Take this. A little sweetness for the serpus. Ne verdi? Do you often give away honey and backhanded compliments like that? Honey and wisdom. Both my gifts to you. So much darkness in the world, why not brighten it with a smile? Might open more doors for you. Çok doğru, çok güzel bir bakış açısı. Teşekkür ediyorum. He's a pilgrim. He's no criminal, Benny. Look at him. In his eyes. Do you see what I see? We must judge people with our own eyes. Yüzümde nur var herhalde benim. And not based on rumor or innuendo. Thanks. Tamam, ablacığım bize bir bal verdi, bal hediye etti. Don't recognize me? Or are you allergic to making money? Listen, pilgrim, we can make a killing, you and me. You just need to get me some beets, radishes, parsnips. There he is. Grab him, Ed. He's a murderer. What? Julian,
Luke's been poisoned. From the water you sold him, Bevan says. What? But... I don't sell water. Liar. Luke told me he got it from you. Whatever's in it has him ranting and raving now. You're sure he didn't blame me after he started ranting? Well, wait a minute. Do you have proof? Of course. The water came in a bottle. Luke got that water in one of your bottles. When I tell Carl about this, you'll hang! Bevan, wait! I swear, I don't even sell water, damn it! If you're lying, Julian, you're fucking toast! Bence bu adamın günahına giriyorlar. Muhtemelen buna yardımcı olmamız gerekecek. Wait, so then, if you're not selling water, how'd someone get a hold of one of your bottles? Knowing that shithead Luke, he probably stole it. That would be like him. Even if he did, my water's pure as melted snowflakes. So, maybe it's revenge. For what? Everyone loves me. Never had an enemy in my life. Wait a second. Wait. Shit. Except maybe Marco. That bastard. Come to think of it, he's got an axe to grind for me. It was a long time ago. Never mind. Listen. He lives above an old shop on the west end of Villador on Hounfield Lane. Bu da bir yan görev değil mi? I traded him a few kilos of my finest flour for the water. Prove he poisoned it and half my flour is yours. Can you do that for me? I guess I could check it out. Tamam. Senin işini de hallederim. Arkadaşlar, bu oyunda yan görevler biraz daha ana görev gibi görünüyor ya sanki. I thought you weren't selling. Ya da en başlarda diye mi böyle yapmışlar bilmiyorum da. Oyunun gidişatını değiştirecekler gibi geliyor bana. He's also on Hamfield, a few buildings down. Something's fishy about this, Julian. Look, you better be telling the truth, otherwise it'll be hard to help you. Gerçi Assassin's Creed'de de öyle bir durum var aslında ama Assassin's Creed'de yan hikayeler şu anda Valhalla'da çok kısa kısa gidiyor. Bilmiyorum daha sonrasında nasıl olur. Far Cry'da da şöyle yapsalar ya işte bak düşünsene de Far Cry 6'yı oynadık. Ne kadar güzel bir harita ve grafik tasarımı vardı, grafikleri vardı. Yazık etmişler, oyun bomboştu bir nevi. Ya, tamam vuruş olayları, çatışmalar, oyun mekanikleri keyifliydi. Yoksa o olmasa leş gibi bir oyun olacaktı. Yani yan görev o kadar konuşuyoruz böyle o kadar boş görevler var, karakterler bir adama böyle sinematikler girmiyor falan. Bak burada böyle bir sinematikler var, bir şeyler var. Bu arada bakayım hemen. Bu da yan görev. Birisi pazarda zehirli su dağıtıyordu. Baş şüpheli Julian adında bir tüccardı. O da tedarikçisi Marco'yu suçladı. İşin en kötü yanı da zehirli su çoktan avcı Hans'a ulaşmıştı. Bu adam suçlu gözükmediğinden dolayı bir şey yapacağız. Burada niye böyle altın rozeti var onu anlamadım. Daha çok iyi bir şekilde tamamladığımız için mi acaba? Sen... Evet alışveriş... Tamam tüccardan yeni silahlar alabilir, satabilir. Çok da bakmıyorum abi. Ekipmanım, teçhizatım, mallar, teçhizat. Oo. He, sat kısmı burada. Geri satın al kısmı orada. Yeşiller miydi benim? He, sarılar benim ayıkladıklarımdı. Abi bunu... Bu ne lan? 1 altın. 17 altın. Cent diyelim bunlara. 1 cent. 7 cent. Neyse. Bunlar kalsın abi. Bu arada ağırlığımız var mı bizim boyunda bilmiyorum. Tüm değerli eşyalarımız... 400 cent ediyor. 400 altın ediyor diyelim. 90 altınımız var tümü. Geç abi ekipman falan bunlar önemli olacaktır. Bunları satmıyorum. Bunlarla çeşitli şeyler craft edeceğiz zamanla. Sadece silahlar vesaireler satmayı düşünüyorum ben. Bu ne? Geniş bir alandaki ısırganları ve virüsleri kendine çeken kanlı bir et parçası. Abi fiyatlar. Oha oha patates. Hiçbir şey alamıyorum ben bu şekilde. Demek ki bir şey satarak hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Hiçbir şeye paramız yetmiyor.
görevler, hikayeler yaparak bir şeyler yapacağız. Sen usta, kesin tahmin ediyorsun. Şemalar var. Setme işlemleri buradan gerçekleşiyor. Şema yükseltmeleri için gerekli eşyaları özel mezarlıklardan toplayabilirsin. Bu tür mezarlıklar geceleri daha kolay bulunur ve haritanda bu şekilde işaretlenirmiş. Bir bakalım senin arayüzüne hocam. Yükselt. Bunu mesela yükselttiğimde yükseltme seviyesi orta seviyeye etki edebilecek iyileştirici madde. Bizde 2 tane var. 5 tane lazım. 5 tane lazım. 5 tane lazım. Anladım. Marazlı hatırası, sıra dışı bir ürün, o şeyden lazım işte, gösterdi. Onları bulursak bu şemaları yükseltiyoruz. Böylece mesela biz fırlatma bıçağı yapabiliyoruz veya işte sağlık ilaç yapabiliyoruz ya, craft edebiliyoruz. Bunları craft ettiğimiz zaman ne diyor? İyileşmeye, daha iyi iyileşme şeyi verecek anladığım kadarıyla. Daha fazla. Tamam. Yani şu anda sende de yapabileceğim bir şey yok. Satın al kısmında ise param sana da yetmiyor abi. Şu anda inanılmaz fakiriz. Zaten buraya yeni geldik. 90 altınımız var. Daha yolun çok başındayız. Bakalım insanlarla tanışacağız, işlerini yapacağız. Şimdi burada insanlara da kendimizi olabildiğince sevdirelim. Şuradaki Can kardeşimize bir yardım edelim bakalım. Kendisi bir mucit olma yolunda ilerliyordu. Bir onun işini yapalım. Elektrik tel uygulamasını izle. Bu oyun bizi bol bol geceleri çıkartmaya çalışacak. Geceleri çıkarsak çok güzel ganimetler bulabileceğiz arkadaşlar. Ama çok heyecanlı olacak. Ne oldu lan? Allah seni ne yapmasın ya. What happened? I must have overcalculated the voltage. See? He's useless. I'm sorry. I don't know how I could get it so wrong. I told you it would be a waste of time. Why? I don't think so. This is very, very... It has big, huge... You're saying it has potential? Potential, yes. It could be an effective weapon. A weapon? It's a ready formula. If you just use it on a weapon. It could raise your odds against turned creatures. The brave goat gave its life to science. There's dinner for everyone. And you? I take you as a... and pronounce you a... Craftmaster? Really? Oh my gosh, thank you. Thank you. We'll talk later. Come, Vincenzo. I can't thank you enough. Anlaşılan mesela bunlara yardım edersek ileride bir silah kazanabiliriz. Bir silahtan bahsediyorum. Sure, thanks. Just watch yourself out there. Daha yardımcı olmamız gerekecektir. Yani böyle yan hikayelerle oyun yapısını değiştireceğiz. Yani bir silahtan bahsetti. Silah modifikasyonları gerçekleştirilebiliyor. Farklı düşman bölgelerinde de farklı insanlarla tanışıp bunlara rakip olabilecek şekilde onlara da yardımcı olabiliriz. Tabi onlarla aram nasıl olur bilmiyorum. Sadece böyle bir detayın olduğunu biliyordum ben oyunda. Daha önce anlatmışlardı da yapımcılar. Şimdi
Modifikasyonu mesela kime yapabiliyoruz? Bak şu ikisinden birine takabiliyorum. Gördünüz mü? Modifiye et. Şu neymiş? Kritik modu. Kritik vuruşlarda etkilidir. Önündeki bir düşmana elektrik etkisi uygular. Yakındaki diğer düşmanlarda elektriklerden anında etkileniyormuş. Yapıştır hocam. Kaç tane var bizde? He, bundan üretebiliyoruz. Şu kadar şey gidecek. Tamam, kablo, elektrik parçaları buradalar. Tık. Bir şey daha yapabileceğiz ama şu anda yapabileceğim herhangi bir bilgiye sahip değilim. Buna da aynı şeyi takarız o zaman. Ama yeterli kablomuz kalmadı. Peki. Hakon'la buluş diyor. Hakon'la buluşmadan önce şu hikayeye bir gidelim bakalım bir de. Aa, yandım. Oha, bayağı da sağlık gitti ya. Yani burada daha fazla bir şey var mıdır? Vardır da artık zamanla. Ve birisi pazarda zehirli su, sular, tamam. Su tedarikçisi Marco'yu bul. Zehirli suyu içmeden avcı Hans'ı bul. İki numara daha acil gibi geliyor bana. İki numaraya koşa koşa gidelim arkadaşlar. Hem bir açık dünyayı bir görelim. Ama şöyle bir şey var. Evet. Yukarılardan gidelim. Yukarılardan gidelim. Nasıl arkadaşlar ya? Oyun bence gayet iyi. Bayağı daha ileride düşünsenize neler neler yapacağız. Galiba silah hiç yok bu oyunda ya. Allah. Güzel atladık. Bu arada saat 10.20 falan sağ aşağıda ara ara çıkıyor. Sürekli vermiyor. Bak burada mesela bir şey var şimdi. Gelin. Keseri alalım mı? Bak şimdi ortalık karışacak. Allah'ım. Gel. Tamam, eşkıyaları hallettiğimiz için biraz özür kazanmış olduk. Burası kapalı bir mekan olduğundan dolayı. İçeride abine maymuncuğu dur. İptal. Aa. Yaktım seni. Oh yarabbim, şükür. Yeah.
Ben az önce ne yedim lan? Şunu yedim. Bu neydi? U mantarı. Yüksek kaliteli U ışın eleman doğal bir mantar manzı, marazın iyileştirilmesine yardımcı olur. Harika. Güzel. Sevdim lan oyunu. Allah. Ya uğraşmayalım burada şimdi. He dostlar. Hadi şöyle baktım. Aga. Hadi buna da bakayım. Çeyiz sandığı. Tablo. Aslında bak önemli ya. Kolay lan bunları şey yapmak. Uyurken hemen halkalarından alt edebiliyorum bunlar uyanana kadar. Ama tabii kalabalık oldukları zaman sen onu alt edene kadar ortalık çok feci karışacak. O yüzden her daim göründüğü kadar kolay olmayabilir. Önce 2 numaraya gidiyoruz dedik. Çatılarda gezinirsek avantajımıza olacak arkadaşlar. Çok güzel ya. Beceri. Evet. Düşme hasarını azalt, ivmeyi koru. Çatılarda takatın tükenmiş olsa bile son tırmanışı gerçekleştir ve yüksek bir konumda bir çıkıntıya elin kaymadan atlayabilirsin. Güzel. Bu biraz daha önemli gibi geldi bana. Bunu yapıştıralım. Oha şuna bak. Alışacağız. Alışacağız hocam. Stealth gitmemiz lazım biliyor musunuz? Sarı olanın olayı nedir? Aaa! Senin Allah belanı versin. Hadi Allah kahretmeye gel. Geber artık. Aa ilaç üretmemiz lazım. Bitti. Oha. Bayağı üretebiliyormuşum. 15 tane. Tümünü üret ya. İlaç çok önemli. Harika. Bal ve papatyayı bayağı bir harcamış oldum. Alarmlar çalıyor vesaire. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Buraları sömürelim. Oğlum bu oyun çok hastalık ya oluşturur. Ben size söyleyeyim ya. Bu böyle etrafta gezine gezine şey böyle bir şeydir. Hep ala ala var ya. Ana hikayeyi unutur gideriz vallahi ya. Bu ne? Karşılaşma. Abi en başta bunları hep bir deneyelim bence.
karşılaşmaya da gidelim abi. Gelin abi. Nasıl bir şeymiş öğrenelim yani. Görelim, yaşayalım. Tam ateşinin başına otur. Tamam, bunlarla karşılaşmış olduk. Ben de karşılaşma deyince savaş, dövüş falan zannettim yani. Burada oturup dinlenebiliyoruz hesaba. Bunlarla iletişime geçemiyoruz. Şarkı falan. Dinlenme yeri. Tamam. Hop. Asit. Biri yardım istiyor. Oğlum her yere girilebiliyor, inanılmaz. Ama biri yardım istiyor. Ona yardım etmek istiyorum şu anda. Abi bu oyun çok hastalık oluşturur. Ben söyleyeyim, kafayı yeriz biz bunda ya. En başlarda bunları yapalım da sonra biraz azaltmakta fayda olacak. Aksi takdirde hiç ilerleyemeyiz oyunda. Ama şerefsiz bunları da yaptırtıyor bana. Yaptırmazsam hiç güçlü bir karakter olamam. Paramız olmaz vesaire. Şu soru içerdi. Aa bak, aşağıda bir şey çıktı. 40 metre falan. Geldim hocam, dur. Sen neredesin aslan parçası? Ben burada zannettim, burada değil hocam bu. Aa, bu ses ne? Ordu mu geliyor hocam? Sağ klik işlemiyor bunlara. Allahu Ekber. Aldım kelleyi. Lan gel buraya. Öldü lan. Şimdi ben sana nasıl yardım edeceğim aslan parçası? Dur bekle oğlum, bekle dur. Bağırıp durma, herkesi çekeceksin buraya. Karakterler de çok iyi bak. Bunu da boğmuşlar, öldürmüşler, gördün mü sen? Tamam koçum, dur. Ölmeyeceksin oğlum, dur. Allah kahretsin. Ha, bir dakika. Aha kaydık lan. Osman abi. Ay çok özür dilerim. Tamam, ödül aldık. Gel kaç, sen git hadi, kurtar kendini, tamam yeter. Şu şey nerede? Böyle uzaklaşıyoruz, böyle yakınlaşıyoruz. Ah.
O siktir lan. Oo, zemin çok kötü. Burada bir yerde. Ah. Giremem hocam. Giremem. O kadar uzun değil. İşte gece onlar dışarı çıkıyor, biz oradan içeri giriyoruz. Anladınız mı? Yeter. Ana hikayeye gidemiyorum. Hastalık. Hayır, iş güç olmasa var ya. O biçim oynarım da. Allah. Sağlığı artık bu kadar şeye harcamayalım. Dikkatli olmamız lazım ya. Hans? Hans, you there? İçsin değil mi lan o suyu? Hans? Have taken the wrong bottle again. Forget his own head if it weren't stuck on his shoulders. And what did you mean by the wrong bottle? He always takes a little rocket fuel with him when he goes hunting. But the booze is right here. That means he's got water. Where is he? And what business is that of yours? The water he got from Julian. It might be contaminated. He's hunting at this, the military tower, a few hundred meters west of here. Unless he's at the courts. I'll go to the tower. You check the courts, fast. Wait, wait. Take the booze with you in case he's already drunk some of the water. I bet what's in this bottle will kill whatever's in that one. Yani hikayeye bakın ya. Adam ava gitmiş. Ava yer gittiğinde içkisini içermiş. Dolayısıyla salak karıştırmış. İçkiyi burada bırakmış, suyu almış. Su, pis su. O suyu içmemesi gerekiyor. O yüzden av alanına gidiyoruz. Oh, siz şey yapın. Çatıda mı? Siz çatıda ne arıyorsunuz ya? Şey, iki numara... Tamam. Avlanma yeri. Az kaldı ama henüz gelmedik. Toplanacak çok eşya var da.
Hans? 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 Oğlum benden uzak durun. Oha, mekana bak oğlum, ne alıyorsun sen? Hans. Hans. Are you Hans? What do you want? Did you drink any of that water? Goddamn right I did. Haydi be. Tasted like piss. It's your booze. Take it. Your wife said chug. Drink it already. Bullshit. What? My wife said that. My Anna. She thinks the alcohol's strong enough to burn the poison out of your system. Ha! My woman. So she loves me after all, despite her bitching and moaning. And they say romance is dead. Here, for making my day. And maybe saving my life. Look, you need any help getting back? Nah, I'm good. Me and this bottle of booze still got some work to do. Tamam, ödülümüzü aldık. Adamı kurtardık. Peki ortalığı karıştıran kimdi? Su tedarikçisi Marco. Çatılardan inmemeye bakalım ya. Gene birileri help help diyor da vallahi arkadaşlar çok da artık gitmeyi düşünmüyorum ya. Şunları alalım. Şimdi bir şey aldık. Neyse kalsın. Hay ananı sattım ya. Gel gel. Gel sen gel sen. Os. Sağlık göstergesi gözükmediği için. Buydu 19 demiş, evet. Tabii şimdi şey kayboldu. Burada yeniden doğu var, bir de son kayıt noktası var. Ben yeniden doğu dedim ama bundan sonra son kayıt noktasından bir daha başla diyeceğim. Çünkü bu yeniden doğma olayları pek benim hoşuma giden şeyler değil. Co-op oynasaydım benim işime yarayacaktı. Son kayıt noktasından başlasaydım keşke biraz daha gerçekçi olacaktı. Bu da aklınızda bulunsun bundan sonra. Lan bölüm uzun oldu galiba ya. Günü halledelim, bölümü bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölüm Hakan'ın yanına gideceğiz. Uzun bir süre koşunca onu daha öğrenmedik, duvardan koşma. Uzun bir süre koşunca ve güzel koşmayı başardığımız zaman gel. Müzik çalıyor, fark ettiniz mi? Müzik hareketleniyor. Çok güzel bu.
Bir daha gel, bir daha gel. Allah aşkına gel. Ah yapamadım be oğlum. Bir daha gelsene Allah aşkına. Oğlum müzikleri duyuyor musunuz? Mükemmel yapmışlar. Mesela çok iyi bir şekilde koşuculuk yaparsak, tamam mı? Çok fazla hata yapmazsak müzik giriyor abi. Müzikleri gerçekten çok iyi ayarlamış. Size hayırlı işler. Giriyor gene, yavaştan alıyor ama. Buranın girişi nerede? Pekala. Bayağı uzun oldu galiba bölüm ya dostlar. Umarım sıkılmamışsınızdır. Selamünaleyküm. Great. Another water thief. Just what I need. Between thieves and infected, I'll be out of business soon. I'm here because a guy named Julian claims you sold him poisoned water. I didn't poison anything. All right? Julian claims otherwise. Sure. Listen to the guy who sold me flour mixed with plaster. If you're not the thief, how are you with infected? I need to get rid of those things down there. If not, I'm done here. Poison water or not. Okay, I'll get rid of the infected, and you tell me what happened. Deal? Sure. Deal. Tamam. Biz de bu adama yardım edeceğiz. Ne olduğunu bize o zaman anlatacak. Ve böylece öbür zenci abimizi... Siyahi abimizi daha doğrusu kurtaracağız. Hocam çıkar mısın oradan? Hayda. Tamam, eğilerek geçebildim. Aşağıda zombiler var. Hadi bu... Şimdi bitirsek, bir sonraki bölümü mü atsak bilemedim. Vuralım ya, gelin gelin. Şuradan aşağı ineceğiz. Oha! Ah be! Oha çok kalabalık lan. Oo. Yeah.
Çok iyi. Canlanmasın da. Make way, kid. Okay, you're safe. Evet, öt bakalım. Now, what's the story with the water? Wait. So you really are one of those fucked up pilgrims. Wait, fucked up? Now we're safe. Gotta be a fucking criminal. Or pretty damn fucked up to drag your ass hundreds of miles through a world full of virals. Fucked up in a good way, of course. So, what about the water? There ain't nothing wrong with my water. A man at the bazaar was poisoned. You'll be blamed if he dies. Damn it. Okay. It was an accident. Okay? An accident. It's because of these goddamn thieves. Thieves? They're always stealing my water. I can't take it anymore. Mm. So I decided to set the trap. Do you deliberately poison the water to kill the bandits? Not quite. At least I didn't mean to. A while ago, I killed this viral that came crawling in here. And the fucker fell straight into a tub. The whole tub fucking ruined. Then I got this idea. Why don't I teach these bastards a lesson? So I filled some bottles with the zombie water, sent them out where they'd be easy to see. They were never supposed to make it into the bazaar. Guess I was sauced up and accidentally sold a few bottles to Julian. I'll give you all the flour I got. I'll even throw something extra. Just don't tell anybody. I'd be ruined. Julian'a ne olacak peki? Don't blame Julian and he'll hang. Don't you worry about Julian. A weasel like him will find a way to weasel out of it. And if not, then that's one weasel less in the world. So, we got a deal? Anlaşmadık abi, ben bunu yapamam. Adamcağızın hiçbir günahı suçu yok, tamam mı? Bu herif burada bir tuzak kurmak istemiş. Çakallar gelip sürekli suyunu çalıyormuş. Bu da suyu zombilerle zehirlemiş, yani zombilerin işte bir zombi falan katmış yani içine, ölü bir zombinin şeyi. Ondan sonra kafası güzelken de o zehirlilerden paketlemiş birkaç tanesini şehre yollamış. Julian patladı. Şimdi adamı asacaklar. Adamın günahı yok. Yani ben, kusura bakma kardeş, dikkatli olmalıydın yani. Gerçeği anlatacağım onlara. Tell your story to the bazaar. It was an accident. You nuts. No one would buy even a drop of water from me ever again. I won't let Julian hang for something he didn't do. Fuck Julian. I got my own skin to save. So that's a story you ain't going to tell. Oh. What's it? Adam fena geçirdi lan. Bak, yardım isteyebiliyoruz şey olduğumuzda. Alacakaranlık son hikaye noktasında yeniden doğu. Alacakaranlıkta canlandır da şey oluyor galiba, değil mi? Birkaç saat sonra tekrar canlanıyoruz hesabı. Siktir lan, bir dakika, buna keşke basmasaydık abi. Ananı satayım. Çok kötü oldu bu. Demek ki neymiş? Son kayıt noktasından başla demeyeceğiz arkadaşlar. Yeniden doğu diyeceğiz veya alacakaranlıkta da doğu diyeceğiz. Bak, şey çok güzel ya, oyunun enerjisi. Bayağıdır böyle koşuyorum, hatasız diyebilirim. Ah! Marco'yu öldür olarak devam ediyor ama beni aptalca arkadan başlattı. Ama görev Marco'yu öldür olarak devam ediyor yani.
Marco'nun evine geldik. Abi bırak şunu ya. Adam aşağıdaydı. Gel bakalım kaldığımız yerden. Aa yok, buna şey işlemiyor ya. Oha. Yeniden doğduydık, buradan doğdu. Tamam mı? Bence var ya, geliştirmemiz lazım kendimizi. Neymiş bu? Doğru anda kaçınarak düşmanı tökezler. Geriye sağda sol hareket ederek space tuşu. Evet, tam burada gerçekleşmesi gereken bir yetenek bence bu. Aynen öyle. Bu yetenek olmasaydı bunu geçemezdim ben. Gel. Hadi şerefsiz seni. Adam sert vurduğu için sağ klik yapamıyoruz bu arada. Gel. Çok dandik bir hareket ya. İkinci bir düşmanın olması lazım bu hareketi. Güzel yapılabiliyor olması için yani. Tek bir kişide hiçbir işe yaramıyor. Al sikir. Kaldığım yerden devam ediyorum lan. Şimdi tabii ben böyle ölüp bir daha doğduğumda düşmanın kaldığı yerden devam ediyor olması hoşuma gitmedi. Yani şunu adam akıllı şey yapmakta fayda vardı. Son kayıt noktasından başlama. Kaydetme var mı? Yok. O da biraz sıkıntı işte. Yani son kayıt noktasından başladığınız zaman sizi çok geriye götürüyor. Bu da oyunu kolaylaştırıyor. Ben böyle detayları sevmiyorum. Yani öyle bir süreç var. Arkadaşlar, bölüm galiba çok uzun oldu. Kusura bakmayın. Bu bölümü burada sonlandırmanın vakti geldi diye tahmin ediyorum. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edelim. Su meselesini çözdük. Bu arkadaşı kurtaracağız. Belli. Oyunu gerçekten çok beğendim. Daha ileride neler olacak düşünemiyorum bile. Yani karakter gelişecek. Dövüş mekanikleri, çatılarda koşarken daha böyle akrobatik hareketler vesaireler. Müziklere bayıldım. Müzikleri gerçekten çok beğendim. Yani özellikle sizin çok hareketli bir şekilde koşmanız, hata yapmadan koştukça aslında bir nevi experience puanı kazanıyormuşsunuz gibi geldi bana.
Üstelik ona göre de müziğin hareketlenmesi, zıplarken böyle birden müzik boğuluşuyor ve sonra yere de indiğiniz zaman tekrar hareketli bir şekilde devam ediyor. Çok güzel ayarlamışlar. Mükemmel bir detay gerçekten. Bakalım bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.